Şimdi dostlar 21 numarayla devam ediyorum logaritmamıza. 12. ünitemizin 21. köşe taşı. Evet, bakıyorum ilk soru ne diyormuş. Şimdi eşitlik var arkadaşlarım. İki tarafta birbirine eşit ifadeler var. Şöyle yapacağım. Burayla çok fazla oynayamıyorum. Hatta hiç oynayamıyorum da. Şurada 1 bölü 3 dediğim şey 3'ün eksi birinci kuvvetidir. Bir de B var burada dostum. Hatta B'nin birinci kuvveti var. Şuradaki 1 ile eksi 1'i ben pay ve paydaya yazabiliyordum. Şöyle olur o halde. Logaritma 3 tabanında A eşit olur. Şuradaki 1 ile eksi 1 başa gelirse 1 bölü eksi 1'den eksi 1 çıkar. Logaritma 3 tabanında B olur. Şimdi bu eksi 1'i tekrar geriye alıyorum. B'nin üstüne yazıyorum bakın bu sefer. Yani ne oldu dostum? Logaritma 3 tabanında B üzeri eksi 1. Artık bakın bu da logaritma 3 tabanında. Bu da logaritma 3 tabanında. Yani ne kaldı geriye? Logaritma 3 tabanlarını sildim. A eşittir B üzeri eksi 1 çıktı. Bizden de şu ifadenin değeri kaçtır diye soruyor. Logaritma 10 tabanında A yerine B üzeri eksi 1 yazıyorum. Çarpı B'yi soruyor bize. Peki burayı da düzenleyelim hemen. Logaritma 10 tabanında dostum. B üzeri eksi 1 ile B üzeri 1'in çarpımı ne yapıyor? Üstler toplanıyordu. B üzeri 0. Yani 1 mi çıktı dostlar? Logaritmanın kuvveti 1 iken sonuç ne geliyordu peki? Taban ne olursa olsun cevabımız 0 çıkıyordu. Bursa geldi. Geldik şuna. Bakın çok benzeri yine arkadaşlarım. Şu 2 tabanında x ile oynamayalım da şu 4 tabanın 1 bölü 4'ü şöyle yazabilirsiniz. Logaritma 4 üzeri eksi 1 üstünde y. Hatta logaritma 4 demek 2'nin karesi demektir. Eksi birinci kuvveti de var. 2 üzeri eksi 2 bir de üstünde y var. Şimdi şu 1 ile eksi 2'yi başa alacaktık dostlar. Şöyle olacak. Eksi 1 bölü 2 logaritma 2 tabanında y çıktı. Eksi 1 bölü 2'yi tekrar geriye alıyorum şimdi dostlarım. Logaritma 2 tabanında y üstünde eksi 1 bölü 2 geldi. Yani bu neye eşitmiş? Logaritma 2 tabanında x'e eşitmiş. 2 tabanında x. Tabanlar aynıysa şimdi x neye eşit çıktı? Y üzerinde eksi 1 bölü 2'ye. X yerine gelin istediği şeyde y üzeri 1 eksi 1 bölü 2 yazalım. Şunu istiyor. Logaritma x tabanında yani y üzeri eksi 1 bölü 2 tabanında y'yi istiyor. Şimdi şunun kuvveti 1. 1 ile eksi 1 bölü 2'yi ben pay ve paydaya yazacağım dostlarım. 1 bölü eksi 1 bölü 2 logaritma y tabanında y. Şurası zaten 1. Geç burayı. Şuna da takla attıralım. Eksi 2 mi oldu dostum burası? Cevabımız Adana'dan geldi. 3'e geldim goberler. Şimdi logaritma 2 tabanında diyor A. Şurada da çarpı 3 var. 3'ü gelin tekrar A'nın üstüne yazalım. Biz şöyle olsun. Logaritma 2 tabanında A üzeri 3 eşitmiş. Şununla oynayalım birazcık da. Logaritma 16 demek 2 üzeri 4. Bir de B'nin birinci kuvveti var. Şu 1 ile 4'ü başa yazıyorum. 1 bölü 4 logaritma 2 tabanında B oluyor. Hatta 1 bölü 4'ü tekrar geriye kuvvetin üstüne yazıyorum. Yani logaritma 2 tabanında B üstünde 1 bölü 4 oldu. Logaritma 2 tabanında A küp. 2 tabanında 2 tabanında. O halde A küp dediğim şey eşitmiş B üzeri 1 bölü 4'e. Gelin her iki tarafın 4. kuvvetini alalım arkadaşlarım. Ya da neyi soruyor bize? Şunu soruyor. Yapalım hadi her iki tarafın 4. kuvvetini aldığınızda şurada B'yi bulmuş oluyoruz ya. O yüzden böyle yaptım. A üzeri 12 eşittir. 4 ile bu gidiyor. B üzeri 1 yani B çıkıyor. Şimdi getirelim. İstediği yerde B yerine A üzeri 12 yazalım. Şunu istiyor. Logaritma B tabanında yani A üzeri 12 tabanında A çarpı B yani A çarpı B yerine ne yazıyorum? A üzeri 12 yazıyorum. Peki şu hale geldi mi burası da? Logaritma A tabanında 12 A üzeri
13 haline döndü. Şimdi şu 13 ile 12'yi de başa alalım. 13 bölü 12 çarpı logaritma a tabanında a. Burası 1'dir. Geçtim burayı. Bir tek 13 bölü 12 kaldı. Cevabım Ceyhan'dan geldi. Şuna bakıyorum. Bakalım ne yapacağız burada da. Şimdi x kaçtır diye bir soru sormuş. Şurası 9x arkadaşlarım. Burası da x üzeri 3. Peki şu 3, 9'u bir kere şöyle yazabiliriz. 3'ün karesi diye yazarız. 3'ün karesini başa alsak 3 kalır burada sadece. Bir deneyelim bakalım. 3'ün karesi diye yazdım. Kareyi de başa aldım. 2 tane logaritma 9x tabanında 3'ün karesiydi. 3'ü buraya getirdik. Şimdi şu ifadeyi bölü olarak bunun altına atacağım dostlarım. Burada bir tek 2 kalacak. Eşittir. Logaritma x tabanında 3 bölü. Burası da logaritma 9x tabanında 3 olacak. Şimdi şunu ters çevirip çarpabiliyorduk. Şöyle yapalım. Logaritma x tabanında 3 çarpı logaritma 3 tabanında 9x olarak yazdım. Takla attırdım buna. Bunları 2'ye eşit. Şu 3'leri sadeleştirdiğimde ne kaldı geriye? 2 eşittir. Logaritma x tabanında 9x kaldı arkadaşlar. Şimdi üstler çarpım durumunda bunları ayrı ayrı bir yazalım mı? Şöyle yazalım mı? Ne diyelim? Logaritma x tabanında 9 artı logaritma x tabanında x. Şurası 1 zaten. Bu 1'i de 2'nin olduğu yere 1 diye atalım. 1 eşittir. Logaritma x tabanında 9 kaldı. Logaritma 9 tabanında 9 1'e eşittir. O yüzden x'imiz 9 çıktı dostlar. Evet, geldim 22 numaraya. 22. Burada bir şey yok. Bu konu anlatım kısmı herhalde. Bunu geçiyorum. Sorular kısmına gelelim. Grafik sorusu arkadaşlarım. Biliyorsunuz ben hiç grafik sorusu genelde çözmemeye çalışıyorum. Çünkü bunları şıklardan çözebiliyoruz dostlar. Hani keşke hep grafik sorusu sorsalar diyeceğiniz sorulardandır bunlar. Şıklardan eliye eliye gidiyoruz. Bir tanesini falan yapayım. Bir iki tanesini. Buraları hızlı geçelim. Şimdi dostum, e üzeri x fonksiyonunun grafiği nedir diye soruyor. Şimdi bu tabi ezberlenecek yani. Bu kısmı e üzeri x'i direkt bilin zaten arkadaşlarım. Bunu ezbere bilin. Şu grafik olduğunu, Adana şıkkı olduğunu direkt bilin zaten de. Biz şöyle bir ispatlayalım. Şimdi x'e 0 verelim. X eşittir 0 için. Y kaç çıkıyor bu durumda? 0 verirsem e üzeri 0, y 1 geliyor. Yani x 0 iken y'yi 1'de kesiyor. Bir kere Ceyhan şıkkı iptal. Denizli şıkkı bakın y'yi kesmemiş bile, iptal. Edirne şıkkı da y'yi kesmemiş, x'i 1'de kesmiş, bu da iptal. Edirne şıkkımız da iptal. Şimdi geriye ya Adana ya Bursa kaldı. Bunun da değeri için hemen bir tane daha e üzeri x yerine ne yazalım mesela? Eksi 1 yazalım arkadaşlarım. Ne olacak? Eksi 1 yazarsam x yerine şurası eksi 1, şuralar eksi 1. X yerine eksi 1 yazdığımda şurada göstereyim. E üzeri eksi 1, 1 bölü e demektir. Yani y 1 bölü e olacak. Yani 1'i e'ye böldüğümde çıkan bir sayı. Hani şöyle eksi 1'in karşılığı biraz daha 1'den küçük bir değer olmalı. Şuralarda bir yerde. Ama bakın buradaki eksi 1'in karşılığı 1'in üstüne der. Çıkıyor. Birden büyük bir sayı çıkıyor. Birden küçük çıkacağı için bu da iptal. Direkt cevabım Adana geldi zaten. Hadi 2'yi de yapalım. Fonksiyonun grafiği aşağıdakilerden hangisidir diye bir soru soruyor. Hemen x'e 0 verin dostlarım. X 0 ise 2 üzeri 0 1 demektir. 1 3 daha 4 yapar. Yani x 0 iken y'yi 4'te kesecek bu grafik. Bir kere Bursa olur. Adana olmaz. Ceyhan olmaz, Denizli olur, Edirne olmaz. Hani 3 şıkkı kafadan eledik zaten. Şimdi bir de ne yapalım mesela? Şurada hemen x'e eksi 1 değeri verelim. Eksi 1 verdiğimizde bakalım 4'ten büyük mü çıkıyor? 4'ten büyük çıkarsa eksi 1 verdiğimde bu. 4'ten küçük çıkarsa bu olacak. Eksi 1 verin, 1 bölü 2 artı 3, 2 kere 3 6, 1 daha 7 bölü 2 yani 3,5 çıkıyor arkadaşlarım. Eksi 1 verdiğimde 4'ten daha küçük bir değer yani şuradaki değer çıkıyor. Bakın cevabım Bursa geldi bile arkadaşlar. Evet yeter bu kadar arkadaşlar. Ha işte 3. soru da aynen bu şekilde. 4 numara da yine
aynı şekilde yapılacak bir sorudur. Hatta 4 numarada bakın x değerini eksi 1 verdiğinizde, x yerine eksi 1 yazdığınızda, şimdi fonksiyon şöyle, y eşittir a üzeri x. X'e eksi 1 verin arkadaşlarım. Eksi 1 verdiğinizde ne oluyor? Y'si 3 çıkacakmış. 3 eşittir a üzeri eksi 1, yani 1 bölü a. Hemen içler dışlar yaptım. A eşittir 1 bölü 3 çıktı mesela. B değerini de bulacaksınız. Bu da nasıl bulunacak? X'e 0 verdiğinde bulunacak. Şimdi fonksiyon şöyle. Y eşittir a üzeri x, ya a'yı da 1 bölü 3 bulduk. 1 bölü 3 üzeri x. X'e 0 verdiğimde y değerini bulacağım. X'e 0 verin. 1 bölü 3'ün 0. kuvveti 1. Demek ki B'de 1'miş. İkisinin çarpımı, 1 bölü 3 ile 1'in çarpımı da Denizli çıkacak. Hadi yine çözdük 4. soruyu. Geçtik 23 numaraya. Bu da konu anlatım videosu. Yine evet, gördüğünüz üzere şey var arkadaşlarım. Grafik soruları var. Dostlar artık bunları yapmıyorum ben. Bunları şöyle kendiniz çok rahat çözebilirsiniz diyeceğim ama yine içim rahat etmiyor. Hadi bir tanesini çözelim yine isterseniz. Şimdi burada x'e 1 verdiğimde kuvvet 1 oluyor ya dostum. O zaman sonuç 0 çıkacak değil mi? Yani x eşittir 1 iken y 0. Yani x'i 1'de kesiyor demektir bu. X'i 1'de kesiyor. Bakın Ceyhan iptal. Çünkü Y'yi 1'de kesiyor. Denizli de iptal. Edirne de iptal. X'i 1 bölü 2'de kesiyor Edirne'de. Peki X'i 1'de kesen bir bu var, bir de bu var. Şimdi X'e bir de 1 bölü 2 verelim. Yani şuradaki değeri veriyorum. X 1 bölü 2 şurada. X'e 1 bölü 2 desem 1 bölü 2 tabanında 1 bölü 2. Yani tabanla kuvvet aynı, sonuç 1 çıkacak. X'e 1 bölü 2 verdiğimde sonuç 1 çıkmasını istiyorum. X'e 1 bölü 2 verdiğimde hani bunun sonucu nerede? Yok. Bir yerde grafiğe dokunmuyor ki karşılığını bulayım. O zaman cevabım Adana geldi kardeşim. Ben çok uzatmıyorum dostlar. Diğerleri sizde, geçiyorum bunları. Tamam mı babellerim? Çevirdim 24 numarayı. Gelin işte burada fonksiyon sorusunu çözelim. Şimdi bakalım ne diyor? F'in tersini bulun diyor dostlar. Bu arada videomuz da bitti bitecek. Hadi bit de yeniden başlatayım bir an evvel. Bekliyoruz ya, bitmez anasını satayım. Hadi olur. Şükür. Evet hadi başlıyoruz şimdi arkadaşlarım. Şimdi fx'i fonksiyonun tersini alma. Fonksiyonlardan hatırlayın bunu arkadaşlarım. Fx'e önce birinci adım ne diyorum? Fx değil de y diye yazıyorum bunu. Y eşittir 2 çarpı logaritma 3 tabanında x artı 5. Dostum ilk iş, x'i tek başına bırakacaksın. Yani 5'i bir kere bu tarafa bir atalım. Y eksi 5 oldu. 2'yi buraya bölü olarak atalım. Y eksi 5 bölü 2 oldu. Eşittir logaritma 3 tabanında x. Gaddarlık özelliğinden 3'ü getirdim. Bunun altına kafa koydurttum. 3 üzeri y eksi 5 bölü 2 oldu. Eşittir burada da bir tek x kaldı. İşte x tek başına kaldığı zaman ne yapacaksın demiştim. Y gördüğün yere x'i yazacaksın. 3 üzeri x eksi 5 bölü 2 olur. X gördüğün yere de f'in tersi diyeceksin artık. F'in tersinde x. Şimdi bize neyi soruyor? F'in tersinde 3'ü bulun. Hemen getirip şurada x yerine 3 yazalım. 3'ten 5 çıktı. Eksi 2. Eksi 2 bölü 2'den eksi 1. 3 üzeri eksi 1'de ne yapar? 1 bölü 3 yapar. Cevap Adana'dan geldi. Evet yine f'in tersini soruyor bize dostlarım. Önce birinci adımımızı yapalım. Ne yapacağız? Y'yi fx'i y diye yazacağız. Yani y eşittir e üzeri x eksi x'miş. Eksi 2 diye yazdım. Şimdi eksi 2'yi bu tarafa alalım. Y artı 2 oldu. Eşittir e üzeri eksi x dedik buraya da arkadaşlarım. Şimdi gelin bir de her iki tarafın elenini alalım dostlarım. Elenini alırsak logaritma e tabanını alacağız yani. Elen alalım. Elen y artı 2 eşittir. Elen e üzerinde x çıktı dostlarım. Eksi x. Eksi x'i de bu tarafa başa alalım. Elen y artı 2 eşittir. Eksi x çarpı ln e tabanında e. Yani logaritma e tabanında e 1 olduğu için yazmadım. Bir de eksi ile çarparsanız her iki tarafı eksi ln bilmem ne geldi. Şimdi x'i bulduk. X yerine nerede bir hata yaptık biz? Bir yerde bir hata yaptık çünkü buradan gelmedi.
takla attırdık. Şöyle oldu. 2'yi bu tarafa attık. Y artı 2 oldu. Eşittir E üzeri eksi X. Y artı 2 eşittir 1 bölü E üzeri X demektir. Her iki tarafa takla attıralım. 1 bölü Y artı 2 eşittir E üzeri X. Böyle yapmamızı istemiş. Şimdi elenini alın her iki tarafın arkadaşlarım. Elen Y artı 2. Elenini alırsam E tabanında E, bir tek X kalıyor burada. Elen 1 bölü Y artı 2, yani 1 bölü X artı 2 gelecek cevabımız. Geldik buna. Bileşke fonksiyonda G'nin tersini getirip yerine yazın diye söylüyor bize dostlarım. Buna göre F bileşke G'nin tersi nedir diye bir soru sormuş. Şimdi F'imiz zaten elen, yani logaritma E tabanında 2X eksi 1. Bileşke G'nin tersini yazacağız dostlarım. Önce G'nin tersini bulalım. Y eşittir logaritma E tabanında 2X bu. E'yi buraya atalım. E üzeri Y eşittir 2X olsun. 2'ye bölelim. E üzeri Y bölü 2 eşittir X. Yani E üzeri X bölü 2 eşittir G'nin tersinde X. Yani G'nin tersinde getirip buraya yazdım. E üzeri X bölü 2. Şimdi bunların bileşkesini soruyor. Bileşkenin görevi nedir dostlarım? Sağdakini tut, soldakini de yerine yaz demektir. Hemen sağdakini, yani şu ifadeyi getirip x gördüğüm yere yazıyorum. Şöyle oluyor. Logaritma e tabanında 2 çarpı e üzeri x bölü 2 eksi 1 oluyor. Şu ikiler gitti. Logaritma e tabanında e üzeri x eksi 1 çıktı dostlarım burası. İfadesi aşağıdakilerden hangisidir diye bir soru sormuş. Var mı böyle bir şık? Elen e üzeri x eksi 1'li bir şık arıyoruz. Elen e üzeri x eksi 1. İşte bu. Ceyhan şıkkımız. Bu çünkü logaritma e tabanında demek. Elen demek ya şurası arkadaşlarım. Elen e üzeri x eksi 1 kaldı. Yani Ceyhan şıkkı doğru cevaptır dedik. Geldik buna. Gx fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor bize. Şimdi yine bunları da fonksiyonlarda yaptık. Bileşkeyi verip de bileşkeden bir tanesini istediği zaman şöyle yapıyorum. Bak şimdi gof neye eşit dostlarım? X eksi 3'e eşit. G'yi istediği için f'i yok etmeliyim. O yüzden sağdan f'in tersiyle işleme sokuyorum. Burayı da tabii ki f'in tersiyle işleme sokacağım ki bunlar gitsin. Bir tek geriye gx kalıyor bu durumda. Demek ki gx şuna eşit. X eksi 3 bileşke, f'in tersinde x'miş arkadaşlar. Şimdi f'in tersinde x lazım. Y eşittir logaritma 5 tabanında x. 5'i gönderdim buraya. 5 üzeri y eşittir x kaldı. Yani 5 üzeri x eşittir f'in tersinde x. Şimdi hadi gelin bunları gx'i bulalım. Gx eşittir x eksi 3 bileşke, f'in tersi, yani 5 üzeri x. Şimdi bileşkenin görevi sağdakini getir, soldakini de yerine yaz. Demek ki gx eşittir x yerine 5 üzeri x yazıyorum. Eksi 3 oluyor arkadaşlarım. Cevabım Adana'da mevcutmuş dedim dostlar. Pekala, 24'ü de gömdük. Geldik 25'e. Bakalım burada ne yapacağız eğer alabilirsek. Ağzına tükürdüğüm gelsin ama. 25'i çözelim. Denklemini sağlayan x değeri nedir diye bir soru sormuş. E dostum bak, tabanlar aynı. Ne yapıyorduk logaritmada tabanlar aynıyken? Eksi varsa arada bölme şeklinde yazıyorduk bunları. Yani logaritma 2 tabanında 2x artı 1 bölü x eksi 5 diye yazdım. Ve bu da neye eşitmiş dostum? 2'ye. Hadi gaddarlık özelliği, bu 2'yi buraya atalım. 2x artı 1 bölü x eksi 5 eşittir 2 üzeri 2, yani 4. İçler dışlarını patlat. 4x eksi 20 eşittir 2x artı 1. 2x eşittir 21. X eşittir 21 bölü 2 geldi gobeller. Geldik buna. E yine tabanlar aynı dostlarım. O zaman hemen yine eksi olduğu için logaritma 5 tabanında 3x eksi 1 bölü x artı 3 diye ben bunu yazdım. Eşitmiş 0'a. 5'i gönderdim gaddarlık özelliğinden. 5 üzeri 0 oldu. Yani 1 oldu burası. Burada da 3x eksi 1 bölü x artı 3 kaldı. Burası da 5 üzeri 0'dan 1. Yaptım içler dışlarımı. X artı 3 eşittir 3x eksi 1 oldu.
4 eşittir 2x, x eşittir 2 çıktı. Bana x'i sormuyormuş, 4'ün x'inci kuvvetini yani 4 üzeri 2'yi soruyormuş. Logaritma 4 dediğimde 2'nin karesidir. Üstünde 2'nin birinci kuvvetini soruyormuş. X yerine 2 yazdım dostlar. Şuradaki 1 ile 2'yi pay ve paydaya atıyorduk. 1 bölü 2 logaritma 2 tabanında 2 ki burası 1 yapıyor. Geriye bir tek 1 bölü 2 kaldı dostum. Geldim buna. Bakın bu da logaritma 10 tabanında, bu da 10 tabanında. O halde şöyle yazıyorum. Logaritma 10 tabanında toplama ya aradaki işaret. X çarpı 2x artı 1 diye yazdım. Eşitmiş 0'a. Gaddarlık özelliğinden 10 üzeri 0 yani 1 çıktı burası. X çarpı 2x artı 1 eşittir 1 çıktı. Düzenleyelim. 2x kare artı x eksi 1 eşittir 0 oldu. 2x'e x diye çarpanlarını ayırdım. 1'e 1 diyelim şimdilik. Aradaki işaretin eksi artı olması için şuna eksi 1 yazdım ki çarpımları eksi 1. Bakın buradan da şöyle kontrol ettiğimde eksi x, 2x daha x'i verdi. Yani x eşittir bir 1 bölü 2, x eşittir bir de eksi 1 geldi gobeller. Tabi eksi 1 olamaz değil mi x dediğimiz şey? Kuvvet sıfırdan küçük olamazdı. O yüzden eksi 1 olmaz. Bir tek 1 bölü 2'yi alacaksınız. Sakın ha gidip Edirne'yi işaretlemeyin ha. Gobeller tavşanlık yapmayın. Geldik buna. Bakalım bu amca ne diyor? Şimdi hepsinin tabanını önce 3 yapalım. Çünkü bakın 3'ün burası 3'ün 1 bölü 2. kuvveti üstünde x'in 1. kuvveti artı logaritma 3'ün eksi 2. kuvveti üstünde x'in 1. kuvveti artı logaritma 3'ün 3. kuvveti üstünde x'in karesi var. Şimdi 1 ile 1 bölü 2 başa geliyordu. 1 bölü 1 bölü 2'den 2. Logaritma 3 tabanında x artı 1 ile eksi 2 başa geliyordu. Eksi 1 bölü 2. Logaritma 3 tabanında x artı 2 ile 3 başa geliyor. 2 bölü 3 logaritma 3 tabanında x oldu. Şimdi logaritma 3 tabanında x parantezine alıyorum burayı dostlarım. Buradan 2 geliyor. Eksi 1 bölü 2 artı 2 bölü 3 geldi. Hadi düzenleyelim. Bu 2 bölü 1'dir. Hepsinin paydasını 6 yapalım. Şöyle oldu dostum burası. 6 kere 2 12 eksi 3 artı 4 bölü 6. 9 4 daha 13 bölü 6 geldi. Logaritma 3 tabanında x çarpı ne demiştim? 13 bölü 6. Eşittir 13 bölü 3'e. Şunlar gitti kardeşim. Şunla da şu sadeleşsin. 2 kalsın. 2'yi de bu tarafa burada 1 kaldı ya çarpı diye atalım. Logaritma 3 tabanında x eşittir 2 kaldı. Hadi bu gaddarlık özelliğinden 3'ü de buraya gönderdik. X eşittir 3 üzeri 2 yani 9 çıktı gobeller. Evet bunu da çözdük arkadaşlarım. 25'ten sonra çevirdim arka sayfayı. 26'ya geçeceğim dostlar. Hadi bakalım burada ne yapacağız görelim. Şimdi birinci sorumuz. Dostum normal biz bu sorudan çarpanlara ayırmada çözdük zaten. 2 üzeri x'e a diyeceksiniz. Hemen aynı değişken değiştirme yapacağız burada. Çok yaptık bundan. 2 üzeri x'e a dedim. 4 üzeri x a kare olacak. Yani a kare eksi 5 a artı 6 eşittir 0 oldu. Bu işlemin düzenlenmiş hali. Hemen şimdi kardeşim ne yapacağım buradan? Çarpanlarına ayıralım. Eksi 3'e eksi 2 diye ayıralım. Demek ki a eşittir bir 3. A eşittir bir de 2 gelecek. Yani 2 üzeri x eşittir bir 3 oldu. 2 üzeri x eşittir bir de 2 çıktı dostlarım. Gaddarlık özelliğini kullanmış burada amca. Biz tekrar geriye alalım bunu. X eşittir. Logaritma 2 tabanında 3'tür bu. Bak gaddarlığı kullanınca 2 üzeri x oluyor. Bu da x eşittir. Logaritma 2 tabanında 2 demektir dostum. E artık şimdi x ne çıktı? Bir 2 tabanında 3. Bir de 2 tabanında 2 yani 1 geldi. Burası 1'dir sonuçta. 1 ile 2 tabanında 3. Bursa şıkkı doğru cevaptır. Evet yine süre birkaç saniye kaldı. Bitsin tekrar başlatayım dostlar. Öyle geçeyim diğer soruya. Devam ediyorum hemen kaldığım yerden. Şimdi
Burada da bakın e üzeri x var. Yine e üzeri x var arkadaşlarım. Hemen ne yapacağız? E üzeri x gördüğümüz şeyi, e üzeri x'i a diye yazalım. O halde bunun takla attırırsam 1 bölü e üzeri x, o da 1 bölü a olacak. Şimdi e üzeri x a artı 9 çarpı e üzeri eksi x 1 bölü e üzeri x demek, yani 1 bölü a eşittir 6 oldu dostlarım. Hadi şimdi gelin her tarafı a ile çarpalım. A kare artı 9 olur burası, eşittir 6a. 6a'yı buraya alalım. A kare eksi 6a artı 9 eşittir 0 olur. Bunu da 3'e 3, hatta eksi 3'e eksi 3 diye yazalım ki toplamları da eksi 6'yı versin. Yani a eksi 3'ün karesi geldi, eşittir 0. Demek ki a eşittir 3 olacak. Biz neye a demiştik? E üzeri x'e a demiştik dostlarım. Hemen gaddarlık özelliğini geri alıyorum dostlar. Şimdi ben şöyle olacak. X eşittir logaritma e tabanında a gelecek. O da ne demek? Ln a demektir zaten. X eşittir ln a çıktı. Bize neyi soruyor? X değeri nedir diye bir soru soruyor. Lan biz ne yaptık? A'yı 3 bulduk. A'da 3 ya, ya neyin savaşını veriyorsak. A 3'tür. A'yı biz neye dedik? E üzeri x'e 3 dedik. He. E üzeri x 3'tür. 3 yazalım. Ln 3 geldi yani. A dediğimiz şey 3'tü sonuçta. Evet, cevap Bursa çıktı. Geldik buna. Şimdi burada da logaritma e tabanında x'e, yani ln x'e hemen bir harf verelim, a diyelim. O halde ln x a ise eksi 2 var, eşittir 8 çarpı e tabanında x a ise x tabanında e 1 bölü a'dır değil mi? Hatırlayın bu özelliği. O zaman x tabanında e'ye 1 bölü a dedim. Şimdi her tarafı a ile çarpıyorum. A kare eksi 2a eşittir 8 oluyor. Yani a kare eksi 2a eksi 8 eşittir 0 oldu. Düzenleyelim dostlarım bundan sonrasını. Şimdi çarpanlarına ayıralım bunu. 4'e 2 diye ayırayım. Hatta eksi 4 diyeyim buraya. Demek ki a eşittir ya 4, a eşittir ya da eksi 2 gelecek. A diye ben niye demiştim? Logaritma e tabanında x'e a demiştik. O zaman 4 oldu. Demek ki x eşittir e üzeri 4. Logaritma e tabanında x eksi 2, yani x eşittir e üzeri eksi 2 geldi. İşte kökleri bulduk. Bunların çarpımını soruyor. Üstler toplanır. E üzeri 2 çıkar dostlarım. Cevabımız Edirne'den geldi. Dördüncü sorudayız. Yine şimdi burada da logaritma 2 tabanında x'e biz ne diyelim arkadaşlarım? A diyelim. O halde logaritma x tabanında 2 1 bölü a'dır. Şimdi şurayı düzenliyorum. Şurası zaten a. 2 tabanında x a. Eksi şuna bakın şimdi arkadaşlarım. Bu da logaritma x tabanında 4. Yani 2'nin karesi demektir. Şuradaki kareyi başa alabiliyordum. A eksi 2 çarpı x tabanında 2. Yani 1 bölü a eşittir 1 oldu. A ile çarpıyorum. A kare eksi 2 olur burası a ile çarptığımda. Eşittir a. A'yı buraya alalım. A kare eksi a eksi 2 eşittir 0 oldu. Çarpanlarını ayıralım. Eksi 2'ye 1 diye, a'ya a diye. Demek ki a eşittir ya 2, a eşittir ya da eksi 1 çıkacak dostlarım burada. A yerine 2 yazarsak, a biz neye demiştik? Logaritma 2 tabanında x'e 2 demiştik. Demek ki x eşittir gaddarlık özelliğinden bir 4. Logaritma 2 tabanında x'e eksi 1 diyorum. X eşittir 2 üzeri eksi 1, yani 1 bölü 2 çıktı. Bize de bu köklerin çarpımını soruyor. 4 çarpı 1 bölü 2, 4 bölü 2 yapar. Yani Adana şıkkı doğru cevap gelir dostlarım. 26'yı da gömmüş oluruz biz de böylelikle. Evet. Şimdi 27'deyiz. Bakalım bu ne diyor dostlar. Biraz yorulduk değil mi dostlarım? Az bir dinlenelim. Bir mola verelim birkaç saniye. Ondan sonra devam ederiz ha buradan. İşten de yeni çıktık. Gelir çıkar çıkmaz hemen daha yemek yemedim. Bu işi halletmeye çalışıyorum. Kusura bakmayın ama yoruldum birazcık. Birazdan tekrar devam edeceğim.